Ve Ulu Kuş TV seyircileri. Ahmet Tablo mesajlarını yapıyor. Ahmet Tablo hoş geldin. Hoş bulduk Gökşen. İlk yayınımız arkadaşlarımız tarafından çok beğenildi. Sana yeni sorularımız var. Hazırsan başlıyorum abi. İnşallah. Buyur. En çok sorulan soru şu. Özellikle genç arkadaşlar tarafından. Abdullah Çatlı kimdi? Devlet tarafından kullanıldı mı? Yoksa kendisi bir mafya babasıydı da devleti mi kullandı? En çok sorulan soru bu. Şimdi Abdullah Çatlı tabii yeni nesil bilmeyenler için söylerim. Hayat boyunca böyle pavyona gidip de pavyonu kapatıp da sanatçı yanına tutturup da ki bunu yapanlar illa kötü insanlar anlamında demiyorum ama onun tarzı modeli böyle bir şey değil. Hayatı boyunca televizyona, gazeteye özellikle tabii son 20 yıl hiçbir zaman çıkmamış. Bunun için çok yalvaran yakaran gazeteciler olmuş. Biraz çarpıtmalı da anlatsa Mahmut Övür denilen bir arkadaş var. Onun bir hikayesi var, onu dinlemenizi isterim. ama 80 öncesi tabii Ocak yönetiminde falan gazetelere, dergilere açıklamalar, dediğimiz gibi önceki ayda Washington Post'a açıklamalar vesaire var. Öncelikle herkes şunu kabul etmeli, Abdullah Çatlı bir beyindi. Yani eli iyi silah tutuyor, bir insanın beyni çalışmıyor anlamına gelmemesi lazım. Mesela Güner Civaoğlu ters bir yazar Abdullah Çatlı'nın dünya görüşüne göre. Diyor ki Abdullah Çatlı'nın operasyonel niteliğinin dışında Abdullah Çatlı'yı siyasi gücü ve beyin olarak da çok önemli bir yerde değerlendirmek gerekir diyor. Mesela Asala operasyonlarından bahsettik geçen hafta biraz. Asala operasyonlarında şimdi devletin adamı olsanız ki bu suç değil, MİT'e çalışmak suç değil. MİT gelir veya devlet gelir, sen benim personelimsin, şu işi şöyle yap der, bu kadar basit. Sen bu işi böyle yaparken bizden ne istersin demez. Abdullah Çatlı'ya böyle bir soru soruluyor. Abdullah Çatlı da iki tane şart koşuyor. Tabii ki bu işlere para için girilmez falan. Ama çok enteresan. İnanın ben bu konuda çok kafa yordum. 10-15 yıl belki çözemedim. Yeni yeni çözmeye başladım. Mesela Türkeş'in idamı duracak. Ülkücülerin serbest kalması sağlanacak gibi bir şart sunuyor. Hatta diyorlar ki iki kolay biri yukarıya bir soralım. Kenan Evren'in kızı MİT Daire Başkanı. Sonra görüşüyorlar falan, Hiram Abbas'lar. Tamam diyorlar. Garantim nedir diyor. Kenan Evren'in imzası diyorlar. Kenan Evren Cumhurbaşkanı Abdullah Çatlı'yı boy boy resimlerle duvarlarda arıyor. Şimdi devletin adamıysan, bir söylenti daha var. 80 darbesinde zemin hazırladıysan, bazı ülkücüler veya solcularla ilgili böyle bir görüş var. Evet, illaki içlerinde ajanlar olabilir. O zaman sen niye idamla bu kadar hızlı ve sürekli arasında Nevşehir'de senin arkadaş çevrenden, kardeşin, babam dahil olmak üzere 180 kişiyi toplamışlar, işkenceler, İzler şu anda hala vücutlarında bu adamları yaşıyorlar. Abdullah Çatlı'yı verin, ismini verin, kurtulun. Ki Abdullah Çatlı diyor ki ölülerin ve kaçakların ismini verin, başta benim ismimi verin. Rahata kavuşun, işkenceden çok sıkıntı çekmeyin diyor. Her neyse böyle bir anlaşma oluyor. Yani buna şöyle bir şey diyebiliriz. Abdullah Çatlı mı devlet kullandı, devlet mi Abdullah Çatlı kullandı? Bunu birçok siyasi partilerin üst düzeyleri de tartışıyorlar. Böyle bir şey yok. Bu bir prensip anlaşması. Bazen devletinin yönetenleriyle mecburen prensip anlaşması yapmak zorunda kalıyorsun. Ama bu maddi bir şeye dayanan değil. Ve 10-15 yıldır çözemediğim konu ne? Kendi dava dosyasını söylemiyor. Kendisi de kaçak ve idamla aranan Can Ataklı'nın benzetmesiyle Atatürk gibi idamla aranan bir insan o dönem. Ama kendi dava dosyam da var. Bunu da koyun işte. Ben de ülkücü hareketin önünü açarım. Kendim için değil, bunu milletim için istiyorum gibi bir şey bile demiyor. Kendi dava dosyası netekim kalıyor. Dediğim gibi solcular bile, idamla yargılanan solcular bile hayatını ona borçlu. İdamdan kurtuluyorlar ama kendi dava dosyası hep kalıyor. Hiç buna uğraşmıyor, çalışmıyor. Bunu nasıl çözdüm? Ben son zamanlarda şöyle çözdüm. Kendiyle ilgili bir şey isterse elinin güçlü olmayacağını düşündüğü için galiba kendiyle ilgili hiçbir şey istemiyor. Bütün ülkücülerin serbest kalması, evet. Türkeş'in serbest kalması gibi iki büyük madde istiyor. Aydınlık Gazetesi'nde bu Paris'te Ermeni anıtına saldırmak için devletten belli bir miktar para istediği yazılmıştı. Buna da bir cevap vermek ister misin abi? Şimdi Aydınlık Gazetesi'nin ne olduğunu herhalde okuyan yazan arkadaşlar iyi bilir. Aydınlık Gazetesi'nin ne olamadığını veya ne olduğunu bir şekilde kafasına yerleştiremeyen arkadaşlar da çok. Şimdi bir,
Bu adamları eleştiriyorsun. Ya 3 Can Dündar mesela 3 anda bomba koymuşlar. 5 adam öldürmüşler falan. Tamam da kardeş, o dönem siz de yaşıyordunuz. Siz ne yaptınız? Velev ki sizin dediğiniz gibi olsa. İki, bir adam şöyle kahraman olur. Düşmanı bile onu övmesi gerekiyor. Mehmet Emir diye bir düşmanı var. Hem de o kadar saçma bir düşman ki bu adam. MİT'te maalesef kontrterör gibi en önemli dairenin o zamanki daire başkanlığını yapmış. En son işte şimdi çıktı. Asalay'ı çattı değil. Mardinliler Mardinli bir aile bitir Evet. dedi. Mardinli aile çıktı ertesi gün açıklama yaptı. Dedi ki ya bizde ne alakası var? Bu adam kafayı mı yemiş? Büyük reis yaptı bu işi dedi Abdullah Çattan için. Her neyse Mehmet Emir bir kitap yazdı sentez diye. Sentez kitabında Abdullah Çattan'ın asal operasyonlarını yaparken ki bu kitabın da %100 doğruluğundan da emin değiliz o ayrı. Can Dündar'ın dediği gibi 3-5 anta bomba değil. Çok sağlam büyük eylemler yaptı. 50'nin üzerinde eylemin tek tek evet bu belki de MİT arşivinin deşifre oluyor ama Mehmet Emir için bunun bir sakıncası yok bildiğimiz kadarıyla. Zamanında da atin.org'dan yayınlar yapmıştı. Elin üstünde eylemi tek tek anlatıyor. Yani MİT'te kimle görüştüğü, görüştüğü kişinin adı soyadı, kod adı. Şu anda yaşıyor bu adamlar. Evet. İşte Metin Günyol, kod adı Mete. Bombayı bundan aldılar. Abla Çat'ı bizzat arabaya bağladı. Sonra bomba patlamadı. Uzaktan kumandayı biraz daha yaklaşarak patlatmak zorunda kaldı. Abla Çat'ı zarar görüyordu. Aradı bunu kızdı. Ne biçim bomba yolluyorsunuz falan diye. Yani bunu 50 milyara indirmek. 50 milyon, yani şimdi mesela sevmeyiz etmeyiz. İşi de diyorlar ki ya para için gidiyorlar savaşıyorlar falan. Şimdi bu işler parayla olabilecek bir işler değil yani. 50 milyara, 100 milyara, 50 bin dolara, 100 zaten. Yani ölme tehlikem var. Ne parası? Her şeye geçiyorum. Kaldı ki para için yapacaksan herhalde 50'ye 100'e yapmazsın yani. Aydınlıkçı arkadaşlar mesela parayı severler benim tanıdıklarım. 50'ye 100'e değil 500'e 1'e verelim de şu anki Türkiye'nin sıkıntılarını halletsinler. Evet. Bir de Ergenekon sürecinde şey iddiası ortaya çıkmıştı abi. Abdullah Çatlı Uğur Dündar'ı infaz etmeyi reddetti. İşte böyle bir emir geldi. Abdullah Çatlı o Evet. da reddetti diye. Bu iddia doğru mu? Tecellisi Uğur Dündar yıllar yılı Abdullah Çatlı aleyhine yazdı çizdi ki kendi şu anda hala bunu söylüyor. En son kitap imza gününde de söyledi. Hatta iki polis arka arkaya denk gelmiş. Biri koruması, birisi büyük reisin yanındaki polislerden. Birbirlerini tanımıyorlarmış falan. 2-3 defa da canlı yayında Arena'da kendi haber programında Star Ana Haber'de söyledi. Ben canımı Abdullah Çatlı'ya borçluyum dedi. Bununla ilgili biz teşekkürümüzü ettik. İddia o ki MGK'da alınan kararlar neticesinde Abdullah Çatlı'ya verilen listede Uğur Dündar var. Uğur Dündar bununla ne gerek var diyor yani hani Uğur Dündar tabi biraz daha kendince süslüyor. Çok vatansever bir adamdı falan filan diye de. Hani hem biraz kale almama hem de Uğur Dündar'ın yani zararı veya bir yerin ajan olma ihtimali düşük. Evet illaki muhalif görüşler olur. Ülkeyle ilgili şunu niye böyle yaptık, şunu böyle, niye şöyle yaptık falan. O adamı öldürmeye gerek yok diyor. Bunun kaynağı ne? Biliyorsunuz kahvaltı olmaması için kaynaktan bahsetmemiz gerekiyor. Ayhan Çark'ın Evet. özel hareket korumalarından büyük reisin diyelim. Ayhan Çarkın diyor ki senin listen geldi reis bunu boş verin bu vatanına milletine sadık bir adam sonuçta dedi diyor. Ayhan diyor canlı yayında gerçekten diyor boş verin demese diyor ben şu anda burada oturamaz mıydım diyor. Abi gerçekten zor otururdun Uğur abi diyor. Evet. Peki kaza konusuna gelmek istiyorum. En çok sorulan sorulardan biri de bu. Susurluk bir kaza mıydı? Gerçekten bir suikast mıydı? Siz ne düşünüyorsunuz aile olarak? Şimdi ben genelde suikast değil diyen taraftayım. Çünkü tabii ki %100 diyemeyiz. Ama arabanın içinden biliyorsunuz canlı olarak Sedat Bucak çıktı. Şu anda hala hayatta Sedat Edip Bucak. Milletvekili, korumaları, korucuları, devletin resmi olarak verdiği silahlı adamları, silahlar, paralar vesaire var. Bu adam arabanın önüne oturmuş ve arkasına bir kanun kaçağı olarak Aydınlık gazetemizin andığı katliam sanığı Reha Muhtar'ın rahmetlinin andığı bir adam oturmuş reis diyor. Bu adam kafası çalışan bir adam Sedat Bucak. Niye böyle bir şey? Arkada özel harekat korumaları var vesaire. Şimdi iyi kötü gün gördük, gün yaşadık. Abdullah Çatlı'yı öldürmeyi rüyasında bile aklına getirecek bir adam ben daha tanımadım. Devletle ilgili de bu şekilde devlet adam demek zorunda kaldığımız bazıları dışında bir problemi olmayan, hiçbir maddi manevi beklentisi olmayan, öldüğü zaman hesabında 1.000 lira çıkmamış olan bir adamdan bahsediyoruz.
kendi dava dosyasını bile koymamış prensip anlaşmasında olan bir adamdan bahsediyoruz. Ve bu adama bu işi yapabilecek hani o dönemki teknolojide CIA, Mossad vesaire var diyorlar. Bunlar da işte direksiyonu kitler, freni kitler falan. Arabayı kullanan birinci sınıf emniyet müdürü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanması yapılmış o günden bir gün önce diyorlar. Hüseyin Kocadağ. Alevi değil mi aynı zamanda Hüseyin Kocadağ? Evet, Alevi kökenli. Sedat Bucak, Kürt Zaza kökenli biliyorsunuz. Burada da artık gençlere bir mesaj olmasını diliyoruz tabii bunun. Hüseyin Kocadağ en azından fren tutmuyor, direksiyon oynamıyor. Bir şekilde bir şeye bağırabilirdi yani. Kaza bir salise de olmadığı için. Çünkü önüne kamyon çıkıyor. Artı kamyoncu Hasan Gökçe 06RC plaka, pardon 20RC plakalı kamyonun sürücüsü. Hala hayatta. Bu adam da iyi kötü sorgulandı. Hala duyduğumuza göre kamyonculuk yapıyor. Hatta yapamıyor bu işten dolayı falan. Mazmut bir hayatı var. Yani suikast varsa bu adam işin içinde olması garanti olması gerekiyor. Bu adam hala dediğimiz gibi kamyon işiyle uğraşan bir emekçi. Yani buradan suikast zor çıkar. İşte frenizi yok vesaire. ABS genelde biliyorsunuz frenizi yaptırmıyor. Antiblokaj sistem saniyede 1000 blokaj yapıyor falan. Ama %100 suikast değil diyemiyoruz. Çünkü Sedat Bucak'tan en azından öyle bir şey biz duymadık. Duyan da olduğunu hiç duymadık. Yani Hüseyin Koca da kazadan önce böyle bir şekilde bağırdı vesaire diyeceği şekilde. Bu gizli tanık kıskaç vardı Ergenekon sürecinde. Evet. Onun bir takım ifadeleri oldu. Evet. Kıskacın da kim olduğu belli biliyorsunuz çıktı. Gizli tanık Poyraz var. Onda kim olduğu çıktı. Kıskacın ki bir eski eş yeni eş davasından olaya müdahale etmeye çalışan jandarmada eskiden görevli bir arkadaş. İfadelerine ne diyorsunuz? Abba Çatlı'nın yanında her zaman dizinde biliyorsunuz Kurtlar Vadisi'nde vesairede de bunu çok yayınladılar. Normal silahlar dışında uzun namlular, uzüller falan var. Çelik yelek var. Her şeyden önce el bombası var. Yani abla çattı ayakta kalkacak da bilmem ne de biri sopayla gelecek de falan mümkün değil. Ki ilk gelenler özel hareket korumalar arkada. İlk gelenler benzinlikteki pompacı arkadaşlar. Onlardan biri şu anda hala o benzinlikte çalışıyor. Allah razı olsun onlara da buradan selam söyleyelim izlerlerse. Hiç böyle bir şeye tanık olan vesaire yok. Böyle bir şey dediğim gibi yapma girişimde cüretle bulacak bir erkek veya tanımadım ben yani. Arkada MIT'in gizli pasif bir takibi var beyaz Mercedes'te o doğru. Ama bu suikast ekibi vesaire değil. Dediğim gibi öyle bir model yok yani. Ya bir de şeye net bir cevap verelim Ahmet abi. Diyorlar yani Çatlı aslında ölmedi. Kazadan sağ çıkarıldı. Öldü, süsü verildi vesaire. Bu iddialara da net bir cevap verir misiniz? Hatta sosyal medyada şeyler bile var. Hakan Fidan aslında Abdullah Çatlı'dır diyenler bile var. Net bir cevap verir misiniz buna aile olarak? Soruya net cevap vermeyelim. Bu şekilde net cevap vermememiz gereken durumlar oluyor çünkü. Bu soruyu geçelim. Peki. Sorulan sorulardan biri de şuydu. Abdullah Çatlı'nın kanında uyuşturucu bulundu iddiası. Evet. Onun cevabı şey gerçek... çok kısa net bir basit. Abdullah Çatlı otopsiye hiç girmedi. Otopsiye girmeden otopsi raporu yayınlıyorlar enteresan şekilde. Surluk Devlet Hastanesi'nde otopsi raporu yayınlıyorlar. Çok enteresan. O arkadaşları o belge nasıl bir belgeyse şey yapıyoruz ama otopsi yapılmadı. Otopsi yapılmadan da nasıl buluyorlarsa bize anlatsınlar biz de şey yapalım. Kaldı ki insanın sigara içmesi, içmemesi vesaire bunlar kendini ilgilendiren şeyler ama ben öyle bir şeyi otopsi olmadığından eminim. Peki Avrupa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiaları vardı. Avrupa'daki durum çok önemli. Bu soru güzel oldu. Avrupa'daki durum şöyle. MIT'le bu anlaşma, asal operasyonlar anlaşması yapıldıktan sonra yine biliyorsunuz devlet adamı demek zorunda kaldığımız bazı arkadaşlar diyorlar ki ya bu iş açığa maçığa çıkar. Bu adamdan kurtulalım. Abdullah Çatlı o dönem evli ve iki çocuğu var. Bunlar da geçindiriyor. Şimdi ben arkadaşlara bir kitap öneriyorum. Bunu yazan adam solcu, komünist, herhalde bildiğim kadarıyla ateist bir arkadaş. Enteresan şekilde Abdullah Çatlı ile aynı cezaevinde, aynı hücrede kalıyor. Ethem Karaüzüm, yanlış hatırlamıyorsam. Çatlı ve Ben, Bizim Hücre kitabın ismi de. Bulabilirlerse. Çünkü bu adam ülkücü hareketten bir adam değil. Abdullah Çatlı'dan ne kadar etkilendiğini,
çok ayan beyan anlatan, işte gelir gelmez burada spor yapmamız lazım, çürürüz. Senin kaç yılın var? 3 yılın var. 3 yıldan fazla olanların kaçmasına gerek yok ama bizim kaçmamız lazım. Dedim ki diyor, senin de çok yılın yok. Dedi ki bizim ceza normal ceza değil, bizi buradan çıkartmayacaklar. Bu zihniyet bizi burada çürütmeye and içmiş bir zihniyet. O yüzden bizim kaçmamız farz dedi diyor. İşte mahkemeye gidiyorum, kaldırıyorum. Allah diyen aldanmaz kardeşim. Ben sana dua edeceğim diyor. Beni çok etkiliyordu bunlar diyor. Ben bugüne kadar çok dini, diyanetli işler duydum, gördüm ama hiç etkilenmedim. Hatta soğumuştum diyor. Bu adam beni çok etkiledi diyor. Özel sohbetlerde de bazı arkadaşlar anlattığı kadarıyla herhalde yanlış hatırlamıyorsam Allah'a ben Abdullah Çatlı sayesinde inandım demeye başlamış. Daha sonra işte önceki sohbette de anlattık, tuvalet, klozet, bilmem ne sistemleri açıkta falan. Demiş ki sen tuvaletteyken beni yüz suya atacağım, ben tuvaletteyken seni yüz suya atacaksın falan. Bir nizam getirdi diyor ve geldiği gün demirleri inceltmeye başladı diyor. Çakal Carlos'un yattığı cezaevinden 7 kapı daha geçerekten daha korunaklı. Çünkü oraya üçüncü sürüldüğü yer, 2 yerden daha kaçma girişimi var. Bazı teknik aksaklıklar nedeniyle kaçamıyor. Onların da enteresan hikayeleri var, vakit kalırsa anlatalım. Orada dosyasında diyor ki dindardır ve tehlikelidir yazıyor. Ceza müdürü de tabii hepsini topluyor, atla çatla oraya sürgüne geldiği zaman ceza mahkum yatanlar bilir bu işleri. Avrupa'da da aynı sistem. Demiş ki buradan koşuşmaz, kimse kaçmaya çalışmasın falan. Abla çatı yanındakine bakıp gülümsemiş. Demiş ki bakalım ne kadar zamanımız alır buradan kaçma. Önceki cezaevlerinden de işte kaçma girişimleri, bu çelik tel örgüler falan yeni yapılıyor. Yuvarlak şekilde. Onlardan haberleri yok. Çarşaflar dolayı oradan atlıyorlar falan. Sonra çarşaf yırtılıyor. Daha fazla çıkamayacak konuma geliyor. En sonunda arkadaşı panik yapıyor falan. Abdullah Çatlı bir sigara yakıyor, oturuyor. Ne oldu diyorlar. Diyor ki oturalım da diyor, devriye arabası gelsin bizi cezaevine götürsün. Buradan bir daha yürümeyelim diyor. Gayet rahat, soğukkanlı. Önce ondan sonraki cezaevinden kaçma girişimi işte alttaki lavabonun yandaki adamı kafeye alıyor. İngilizce, Fransızca, Almanca falan bildiği için abla çat cezaevinde öğreniyor bunlarla ilgili. Hatta cezaevi yönetiminden bazı tebrikler falan geliyor ama lavabonun altını kırdığı için de bir cezası var. 280 frank mı ne, bir cezası var buradan da. O yandaki arkadaş da ağzını her yerine dikmiş, sadece sigara içecek bir boşluk bırakmış. O da isyankar bir arkadaşmış, yabancı. Kendi yeri çok korunaklı olduğu için onun oradan kaçmak istemiş. Tam da o lavabonun altında deldiği zaman Kurtlar Vadisi'nde de böyle bir senaryo vardı hatırlarsanız, Polat Alemdar'ın. Oradan o gün arama yapılıyor, tesadüfi yakalanıyorlar falan. En son buraya sürülüyor işte. Burada da çok değişik. Köpeklere kırmızı biber atmalardan tutun da gece soğuk, yağmurlu, karanlık İsviçre dağlarında atladığı bir yerden de kasığına saplanan bir ağaç kütüğü nedeniyle inanılmaz bir kan kaybıyla saatlerce koşmayla, hatta cezaevi müdürünün veya sergardiyanın arabasına biniyor yanlışlıkla oradan. Elinde kütükle ona vurup vurmaması kararıyor. Çocukları var diye aklıma geliyor. Vurmuyorum diyor. Bunlar anlatıldı biliyorsunuz. Daha sonra da adam da orada bayağı bir bekliyor bana vurmadı diye. Abla çatı kaçarken sirenlere vesaire telsiz anons geçmiyor. Hatta İsviçre hükümeti bile bu işten çok etkileniyorlar. Nasıl olur da idamlık bir mahkum kaçarken bir gardiyanı arabasına biner ve öldürmez yani, gibi vesaire vesaire. Neyse, soruna dönecek olursak Ethem Karaözüm'ün kitabında da uzun uzun bahsettiği üzere Çatlı'nın en son söyleyebileceğimiz şey bir beklenti içinde olması ve devlet destek verdi, devlet kaçırdı bilmem ne. Yani bunu diyen arkadaşlar da herhalde Kürşat Kırk çetesiyle Çin Sarayı'nı basarken Moğollardan destek aldı falan derler. Veya başka bir devlet destekledi falan derler. Yani insanın bağımsız inisiyatif alıp da bir şey yapabileceğine inanmazlar. Sorum şuydu aslında. Abdullah Çatlı Avrupa'da yaşadığı süre boyunca uyuşturucu ticaretine girmiş miydi? Özür dilerim. Nevzat Bilecan isimli bir ülkücü hareketin içinde resmi olarak, ajan olarak da resmiyet kazanmış bir ajan sokmuş devlet. Olabilir. Nevzat Bilecan uyuşturucuyla Avrupa'da yakalanıyor. Uyuşturucuyla yakalanınca diyorlar ki Avrupa'daki sizin lideriniz kimdir?
Avrupa'daki liderimiz işte aklı çatlıdır, şudur budur birkaç isim daha veriyor. Şimdi burada isimleri söylemeyelim. Daha sonra tabii bunu Avrupa devleti ciddiye almıyor yani. Adamın ajan olduğunu o zaman tabii bilmiyorlar ama hani 5.000 tane adam var. Herkes ayrı bir iş yapmış olabilir. 5.000 kaçak adam var. Abdullah Çatlı kamyon yıkıyor. Abdullah Çatlı kamyon yıkama işlerinin dışında tarlalarda çalışıyor. Abdullah Çatlı tercümanlık yapıyor. Tercüman işleri yapıyor. Çoluk çocuğun da geçinmesi lazım ya bu arada. Evet. Bu tür normal işler yaptığı sırada tercüman olarak gittiği bir yerde, bir kahvede sanıyorum bir zence üzerinde tam gramını hatırlayamadım. İçmelik ama bir ester taşıyor oluyor. O zenci işin içinde değil ama tabii bu arada Papa Mapa olayı Avrupa'nın biraz Hristiyan bakış açısıyla düşman olma olayı kahveye neyse kısaca anlatalım. Bir baskın oluyor. Bizdeki mahallenin piçleri diyeceğimiz affedersiniz arkadaşların baskısıyla. Sonra zencinin üzerinden bu içmeli gester çıkıyor. Zenciye bu ne diyorlar? Diyor ki bu benim içmeli gester. Bu adam kim? Bu adam diyor tercüman. Ondan sonra tabii onlar amcama önceden uyandıkları için alıyorlar evine gidiyorlar. Eve gittiklerinde bunlar bir belge arayışındalar tabii. İşin zencisi, esteri falan değil hikayesi. Eve gittiklerinde Asala ile ilgili bir tane evrak var ortada. Amcam yengeme diyor ki o evrağı kaybet, ye. Yengem o evrağı yiyor, yutuyor. Polislerin görmesi tarafından. Bütün olay bu yani. Çok Bütün uyuşturucu enteresan. ilgili olay. Zenci de mahkemede diyor bu benim işimi gösterim. İş nerelere geldi, ne oldu, ben nereye düştüm gibi ifadeleri şeyleri var. Yani Amcanız hangi dilleri bilirdi yabancı dil olarak? bildiğim kadarıyla Fransızca, Almanca, İngilizce belki zayıf olarak İtalyanca vesaire buna tam bilmiyorum zayıfları. Ama dört dil bildiğini biliyorum. Anladım. Peki Mehmet Ali Ağacan'ın yapmış olduğu Papa suikastı ile alakalı olarak Evet. amcanızın tutumu neydi? Şimdi İtalya mafyasında çok erten savcı Marini var biliyorsunuz. Savcı Evet. Marini diyor ki Abdullah Çattı bu adam diyor önceden diyor kaçakken diyor evinde binlerce öykücüyü saklamış olabilirsin. Bunu da sakladın. Doğru mu? Evet diyor. Yani saklanmasına yardımcı oldum. Papayı vurduğunda diyor gelse diyor saklar mıydın diyor. Hayır diyor. Papayı vurduğunda gelseydi alnının ortasından vururdum diyor. Niye diyor? Diyor ki bizim papayla ne işimiz var? Papayla ne ilgimiz var? Yani papayla bizim ne tür bir problemimiz olabilir bir din adamıyla her şeyden önce. Bir de diyor Avrupa'daki yurt dışında bütün kaçak ülkücüleri zor duruma soktu diyor bu eylem. Düşünsenize hani iyi kötü yaşıyorsunuz, ediyorsunuz, oturun vesaire alıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Bir dolu adam ülkücü terör örgütü şeklinde, bozkurtlar terör örgütü şeklinde bazı fişlemelere maruz kalıp Avrupa'da çok sıkıntıya girmeye başladılar ondan sonra. Yani hiçbir faydası olmayıp çok zararı olan bir eylem. Diyor ki, peki diyor sana inandığımızı düşünüyoruz diyor Savcı Marini. Ayrıca bu eylemi kişisel bir eylem olarak mı yapmıştır? Yoksa diyor bir takım yerlerin adam olarak yapmış olabilir mi? Başka yabancı sizin ülkeniz dışında istihbarat servislerinin. Abdullah Çatlı da diyor ki bize diyor şimdi 5.000 kişilik buradan antrenmanla gitmiş inanmış 5.000 kişilik zirvede gençler var. Düşün. Bir de bunların lideri var o dönem oradaki Abdullah Çatlı. Birkaç tane adam var diğerleri onları saymıyorum. Onlarla ilgili gerekirse yayın yaparız yani. Evet. Bize diyor teklif getirmeyen bir istihbarat örgütü kalmadı neredeyse dünyada diyor. Biz istihbarat örgütlerinin elindeki kuklalar değiliz diyor. Bizim kafamız onlardan iyi çalışır. Biz onlardan daha inançlıyız. Biz onlardan ülkemiz için daha atarlıyız diyor. Nitekim MIT'le bile yapılan anlaşmayı söyledik. Prensip anlaşması. Bu anlattığım işte Türkiye serbest kalacak, ülkücülerin idam duracak anlaşması aynı zamanda o dönem Nokta Dergisi sanırım onda yayınlanıyor. Nokta Dergisi toplatılıyor o dönemin ihtilal hükümeti Kenan Evren hükümetince. Ama bizde bir nüshası var. Onu da yayınlayabiliriz. Çok güzel olur yayınlarsak. Evet. Buradan da duyuralım o zaman sizin için de uygunsa. Daha sonra Evra buradan yayınlayalım. Yani Son Abdullah Çatlı olarak bir dediğim sorum gibi para için olacak. çalışan bir adam değil ki uyuşturucu için. Normal uyuşturucuya gerek yok. Normal ticaretle veya bazı arkadaşların yanlış bildiği gibi çökmeyle şunu da bunu da zaten uğraşsa parayı buluyor. Uyuşturucu bilmem ne bunun riskine, bunun şeyine gerek yok ki. Yani kamyon yıkamaya gerek yok en azından. Öyle düşünelim. Evet.
Son olarak bir sorum daha vardı size. Polat Alemdar karakterinden çok bahsettiniz Kurtlar Vadisi'nden. Acaba Polat Alemdar karakteri amcanızdan mı esinlenerek oluşturuldu? Şöyle Osman Sınav kafası çalışan bir adam. Bu aldığı bilgileri kompleks şekilde yorumlayan bir insan. Tam birebir moda diyeceğim şekilde değil. Ama esinlenme muhakkak var. Şöyle ki konsept danışmanı Soner Yalçın'ı biliyorsunuz. Soner Yalçın o dönem Nevşehir'e geliyor. Bayağı bir bizimkilerle görüşmeye çalışıyor. En son bizimkiler de kaçıyor gibi olmayalım. Normalde görüşmüyorlar ama bir görüşelim diyorlar. Anlatıyorlar. Bir de diyorlar ki sen şimdi biz akrabasıyız falan tarafla anlattığımızı düşünürsün. Şu yoldan istediğim bir adamı çevir diyorlar. Nevşehir'de ana cadde üstte dükkandan çeviriyor. Onu çeviriyor, bunu çeviriyor. Onlar da anlatıyor falan. Çok etkilendim abi diyor. Doğan Yurdakul da yanında ama o arabada oturuyor. Bütün her şeyi tek tek not alıyor. Çok ciddi çalışıyor. Ama niyeyse reis kitabında bunların hiçbirini anlatmıyor. Kendi yine Mao Hazretlerinden etkilenip bildiği şeyleri yazmaya çalışıyor. Ama bunlar nerede kullanıyor? Kurtlar Vadisi'nde. Soner Yalçın'a çok yazdım. Abdullah Çatın ekmeğini yiyorsun. Bari bir şey yap yani. Hani gerçekten etkilenip yediysen helal hoş olsun benim namıma bir hakkım varsa. Ama artık bu ikili oynamayı bir bırak. Bir tarafa düş. Bıçağın bir tarafına düş. Artı rahmetli Ömer Lütfü Mete Rizeli biliyorsunuz. O da bu konuda bizimkilerle bazı görüşmeleri oldu. Onların Osman Sınav'ın da İstanbul'da bazı arkadaşlarıyla görüşmesi oldu. Hepsini toplayıp işte BMW severdi. Bu dönem Polat Alemdar zamanı diyelim BMW X5 çıktı. Abla çattı zamanında X5 yok. X5'e biniyor falan. Yani tam moda mod aynı araba aynı model değil. O dönem şey işte silah dizinin üstünde taşırdı Uzi'yi. O şeyde taşıyor. Biraz yanında taşıyor falan gibi. Bazı esinlenmeler var işte. Ne gibi Öldüğü başka yüzü, mesela? değişti vesaire falan zaten o hikayeyle başladı falan biliyorsunuz. Ha sonra oranın buranın şuranın etkisinde kalmıştır, biraz değişik yönlenmiştir, biraz iyiye biraz kötüye gitmiştir. Onlar tabii süreç, uzun bir süreç, Kurtlar Vadisi süreci. Başka ne gibi benzerlikler var? Sözleri, davranışları. Ne gibi Mesela iki benzerlikler kişinin gösteriyor? sır değildir, iki kişinin bildiği sır değildir lafı. Soner Yalçın o gün not ettiği laflardan biri. Her şeyin son düşünen kahraman olamaz. Tabi bunlar şey Şamil, Hazreti Ömer kaynaklı laflar ama Abdullah Çatlı'nın çok kullandığı gerçek sözler. Seversem destan, kızarsam katliam gibi bazı efsane şeyler dolaşıyor. Onları demişim bilmiyorum ama bunlar kesin kendi kullandığı sözler yani. Anladım. Zaman kalırsa anlatırız demiştiniz. Rahmetli amcanızın Avrupa'daki yaşadığı bir takım olayları. Ha, Hatta nerede cezaevinde, oturuyor? cezaevinde Evet. kaçmalarına. Evet. Cezaevinden böyle kaçıyor. Şimdi dediğim gibi mesela bu kitap yüzlerce Ülkücü Hareket'in yazdığı kitap var. Belki Ülkücü Hareket içinde olmayan ve Ülkücü Hareket'e bazı önyargılarla bakan arkadaşlar bunlardan haz etmeyebilir veya inandırıcı bulmayabilir. Dediğim gibi Ethem Karaözüm mesela enteresan bir arkadaş. Önder Aktos'un yaşıyorsa Allah uzun ömür versin eski dev solcu. Kızını Bedrettin Dalan'ın kolejine yazdırmış. Amcamın kızı Selcan abla da aynı kolejde, aynı sınıftalar. Veli toplantısında amcamla karşılaşıyor. Bu Önder Aktaş'ın kendi anlatımı. Bu da kitaptan bir anlatım. Görünce diyor çözdüm diyor. Çünkü 80 öncesi ben de çok hızlıydım diyor. Çaktırmadım diyor. O da diyor tanışmada diyor siz avukatmışsınız avukat bey. Avukatlarla bizim çok işimiz oluyor. Kartvizitinizi alabilir miyim dedi diyor Abdullah Çatlı. Ben de kartvizitimi verdim diyor. Ertesi gün diyor benim hukuk ofisine geldi diyor. Ofise geldiğinde diyor, kardeş sen beni tanıdın değil mi dedi diyor. Adam benim onu tanıdığımı anlamış diyor. Böyle bir zeki adam diyor. Abdullah Çatlı diyor ben hala diyor sosyalist bir adamım. Belki komünist sosyalistim yani nasyonel sosyalistim neyse yani benim görüşümden hala değişiklik yok diyor. Ama Abdullah Çatlı diyor bir kere görüp de etkilenmedim diyen adam diyor yalan söyler diyor. Abdullah Çatlı benim tam ters dünya görüşümde diyor. Abdullah Çatlı diyor dışarıdan gelirken diyor bir piyanist geliyor sanardınız diyor. Artı Abdullah Çatlı kadar zeki bir adamı ben kendi hareketimizde de dahil hiçbir yerde görmedim diyor. Adam anlamış, çaktırmamış, bana da anlatmamış gibi. Sonra bir cezaevi anısı daha var müsaadenizle son olarak onu anlatalım. Tabii tabii buyurun.
O zamanlar Nevşehirli Erciyes Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Hidayet Akdemir vardı. Şimdi İstanbul'da bir hastanenin başhekimi. Bu adam doktora yapmaya İsviçre'ye gitmiş. İsviçre'de tesadüfen PKK'nın İsviçre sözde sorumlusuyla karşılaşıyor. Nevşehirliler de biraz doğuştan milliyetçi olur. Adamla ufak bir münazaraya giriyor diyelim. Adam işte devlet kurardınız, kuramazdınız vesaire tartışmada İsviçre'nin PKK'lı arkadaşı diyor ki en son doğru diyor kuramayız. Bizim doktor da etkileniyor diyor ki ya hayırdır ne oldu? Diyor ki ya başımızda bu göbeğini kaşıyan adam apo oldukça diyor biz hiçbir şey kuramayız diyor. Onun işi gücü karı kız diyor. Allah Allah diyor bak diyor böyle oluyor falan. Ama diyor ben diyor cezaevinde bir adam tanıdım diyor İsviçre'de yatarken diyor. Yani benim tam ters dünya görüşümdeydi diyor. Türkiye'deki cezaevlerinde gibi hava atacağı bir koşul ortam da yoktu diyor. Hani böyle adamları çay getirenleri götürenleri arkada geyikli halısı vesaire gibi. Ama diyor adamdan çok etkilendim diyor. Nasıl diyor. Diyor ki ya adam ülkücü diyor ben de diyor. Neredeyse tam ters dünya görüşüne sahip bir adam diyor. Ama diyor öyle bir adam başımızda olsa diyor neler yapmazdık diyor. Yani o kadar etkilendim ki diyor şu anda adam diyor hani çıksa gelse bana şunu öldür dese öldürecek kadar adama diyor bağlandım seviyorum diyor yani. Çok enteresan. Kim bu diyor Abdullah Çatışlı ya o bizim hemşerimiz falan işte. Muhabbet böyle kaynıyor. Çok enteresan. Çok ilginç gerçekten. Ahmet abi bir de sosyal medyada çok gezen bir şey var. Soru var. Onu da müsaaden olursa sormak istiyorum. Cevap vermek istemezsen de verme bu soruyu abi. Amcanın askerlik yapmadığı söyleniyor. Asker Doğru. kaçağı olduğu söyleniyor. Bu konuda söylemek istediğim bir şey var mı? Şimdi amcam lise 1'de hani geniş alalım yengemle tanışıyor. Lise 2'de nişanlanma sözlem. Lise 3'te evleniyor. Üniversiteye başlıyor lise 3'ten sonra yaş 18. Üniversite bitmeden zaten idamla aranan firar durumunda. Yani 56 doğumlu öyle düşünelim. 78 yılında gıyaben, vicahen neyse araması vesaire çıkıyor. Askerlik yapma ihtimali zaten yok yani. Ama bunu kendisine sormuşlar. Demişler ki reis, hani kaçak gibi değilsin. Yeşil pasaportun, kırmızı pasaportun neyse. Özel hareketler, istediğin korumaları seçiyorsun. Özel hareket daire başkanı yanında, emniyet genel müdürü yanında, İçişleri Bakanı ile Başbakanı'nda tavla oynuyorsun, çay içiyorsun, aşiret reisleriyle berabersin. Ülkücü hareket zaten sensin. Hani şu askerliği de yap ya demişler. Demiş ki oğlum biz zaten askeriz. Evet. Bu cevap da yeterli olur sanırım. Çok teşekkür ederiz Ahmet abi. Biz Müsaaden teşekkür. olursa yayını kapatalım. Daha Tamamdır. sonra arkadaşlardan talep gelirse, sorular gelirse, sen de istersen yeni bir yayın daha çekeriz. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum herkese. Politik cemiyeti takipte kalın arkadaşlar.